Arkadaşlar herkese merhaba. Ben Ali Hoca. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Soru çözümlerimi çözümlerimize, soru çözümlerimize ısı kesmeden devam ediyoruz. Sizler için inkılap tarihinden iki tane harika sorum var. ÖSYM inkılap tarihini çok seviyor. İnkılap tarihi olmazsa olmazdır. O yüzden dikkat ediyoruz. Soruları geçmeden önce beğeni paylaşmayı unutmuyoruz. Abone olup bildirimleri açmayı unutmuyoruz. Sizlere harika bir kanal önereceğim. Kanalımız Şirin Hoca Türkçe kanalı. Türkçe alanında kendisini geliştiren bir hoca. Sizlere deneme yükleyecek arkadaşlarım. Denemeleri oldukça iyidir. Eminim ki içinize yarayacaktır. Şirin Hoca Türkçe kalanına uğrayabilirsiniz. Hadi bakalım. Şöyle yapalım şöyle yapalım. İlk sorumuz cemiyetler. ÖSYM sorar mı sizce? Yorumlarda bekliyorum sizleri. Bence soracak gibi. Çünkü KPSS'de çok soruyor. Yukarıda verilen cemiyetlerden hangileri milli varlığa düşman cemiyetlerdir? Şimdi siz cemiyetleri çalışırken nasıl çalışıyorsunuz? Nasıl? Adınlıkların kurdu. Milli varlığa düşman, milli varlığa yararlı cemiyetler olarak çalışıyorsunuz değil mi? Öyle çalışıyorsunuz. Yani karmaşa çalışmayın. Şimdi, kilikya, taş tak ve uncak, mavi mira, etnik eterya. Biliyorsunuz ki arkadaşlarım kilikyalıları zararlı cemiyet olarak biliyor. Niye hocam? Ne alakası var? İsminden dolayı. Kilikyalılar yararlı cemiyet olup Çukurova ve bölgesinde etkinlik göstermişlerdir. Kimlere karşı? Fransız ve Ermenilere karşı. Kilikyalılar zararlı cemiyet değildir. Ele ele ele. Hey, tane kaldı. Hıncak ve Taşnak. Bunlar Ermeniler için çalışmalar yapacak değil mi değerli arkadaşlarım? Azınlık milli varlığa düşman. Mavri Mira. Şimdi milli varlığa düşman dediği bunlar azınlıkların kurduğu bu arada. Dikkat ediyoruz. Mavri Mira. Kelime anlamı Karagün. Rumlar tarafından kuruldu. Bunların amacı ne hocam? Bunların amacı Bizans'ı yeniden diriltmedir. Etnik Eteryan. Bunlar ne yapıyor? Rumlara destek veriyor. Azınlıkların kurduğu diğer bir cemiyet. Bunların hepsi zararlı cemiyetler. Cevabımız E şıkkı. Cemiyetleri dikkat ediyoruz gelmesi olası. Önsevmeyi çok seviyorum. Şu tür, bak şu türü çok seviyor şu türü. Şu türü çok çok seviyor ve hep soruyor. Hadi bakalım birlikte çözelim. Milli Mücadele döneminde meydana gelen aşağıdaki olaylarla ilgili eşleştirmelerden hangisi yanlış verilmiştir? Amasya Genelgesi, Milli Mücadele'nin programının oluşması, Milli Mücadele'nin amacı, yöntemi ve gerekçesi belirtildi. Hocam Gerekçe neydi? Vatanın bütünlüğü milletin istiklali tehlikelidir. Amaç yöntemimiz neydi hocam? Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. İhtilal beyannamesi. Tamamdır. Büyük Millet Meclisi'nin açılması. Temsil heyetinin görevinin sona ermesi. Doğru mudur? Doğrudur. Temsil heyeti ne zaman etkinliğini kaybedecek? TBMM açıldıktan sonra. Tamam. Erzurum Kongresi. Mandebe İmai ilk kez reddedildi. Sivas'ta kesin bir dille reddedildi. Tamamdır. Misak-ı milli. Ulusal egemenlik ilkesine bunun şifresini vermiştim sizlere. Sakın yanlış yapmayın. Yanlış. Sivas Kovrisi milli cemiyetler Anadolu ve Rumeli müdafaa hukuk cemiyeti olarak tek çatı altında birleşti. Misak-ı milli'de ulusal egemenlik yoktur. Anlaşacak mı? Bakın. Yoktur. No no. Ulusal bağımsızlık vardır. Beğeni paylaşmayı unutmuyoruz. Bir sonraki paylaşımda görüşmek dileğiyle. Bilgiyle kalın. Tarihiyle kalın. Kültürle kalın. Hoşçakalın.